Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 26 Haziran 2 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, geçtiğimiz hafta sonu sizin için önemli bir yeni ay doğmuştu, yengeç yeni ayı. Bu hafta ayın ışığı ilerleyen günlerde yavaş yavaş büyüyecek, onu gökyüzünde görmeye başlayacağız. Ve dolayısıyla yengeç yeni ayının etkileri de yaşamamıza daha fazla dahil olacak. İlişkiler evinizde ilerleyen bir güneş var. Bunun yanı sıra Merkür ve Mars da ilişkiler evinizde. İlişkilerinizle ilgili yeni açılımlar olabilir bu yeni aile beraber. Kararlar verebilirsiniz. Evlilik gibi, nişan gibi konular, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar, yeni tanışmalar, sözleşmeler, anlaşmalar, bazı yasal ilişkiler yine gündemde. Bu haftanın ilk günlerinde ayın balık burcu geçişinden güzel destek alacaksınız. Balık burcundaki Neptün'den güzel destek alacaksınız. Bu da ikili ilişkilerinizde mutluluk ve keyif verebilir size. Eşinizle beraber güzel bir seyahat, bir yolculuk da planlayabilirsiniz bu dönemde. Hafta sonundaysa burcunuzdaki Oğlak burcundaki Plüton'un Mars'a ve Merkür'e sert açıları var. Bu ilişkilerde biraz böyle çatışma yaratabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayın. Zaman zaman eşiniz ve partneriniz üzerinde güç uygulamak istiyorsunuz ya da onu aşırı kontrol etmek istiyorsunuz. Bu da karşınızdaki kişide bazı hassasiyetler yaratabilir, kırılganlıklar yaratabilir ya da ters tepebilir bazı aşırı ilginiz ve kontrolünüz. Bunu dengelemekte fayda var. Haftanın ilk iki günü Ay Aslan burcunda olacak. Bu sizin özgüveninizi yükseltecek. Aynı zamanda parasal konularda da biraz daha bonkörsünüz. Eşinize karşı harcamalar yapabilirsiniz bu dönemde. Çarşamba ve Perşembe günleri Ay Başak burcu geçişi sizi biraz daha ruhsal ve manevi konulara yönlendirecek. Spiritüel konularla ilgilenebilir, kültürel çalışmalar yapabilirsiniz. Cuma'dan itibaren ise Ay Terazi burcunda ailevi konuları öne çıkarıyor. Anneniz, babanız ve aileyle ilgili sorumluluklar da yine hafta sonunda sizi daha fazla meşgul edebilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.